Şimdi Seda Sayan'ın bugün hep para üstüne konuştuk ya, niye bilmiyorum. Allah'ım, inşallah bana da geliyordur diyorum o yüzden. Fakir gelin istiyorum demiş, biliyor musunuz oğluna? Hani genelde hep böyle zengin olsun isteyen anneler babalar var ya, burada tam tersi. Demiş ki, çok hoş yani, anca bunu zaten Seda abla söylerdi. Oğluma fakir bir kızla evlen, sen de görsün, sen de yaşasın, bari birine faydan olsun diyorum demiş. Dobra dobra konuşan bir sanatçımız, evet, sevilen bir sanatçımız. O sesi fazlasıyla izliyorum. Hı hı. Onun için, Beyazıt Öztürk için dönülmeyenlerin bacısı oldu o. Aynen. Dönmediklerinde o dönüyor falan. Yani kıyamam, bunu, kız ben döneyim diyordu. Nokta atışı olmuş, bunu söyler, hiç de şey yaptım, garipsemedim yani. Evet, çünkü sonuçta varlığı da yokluğu da bilen bir kadın. Evet. Böyle bakması, o hayata sindirmesi çok normal. Oğlu da iyi bir pozisyonda zaten Acun Medya'da. Evet ya, o bütün gördüğünüz Acun Medya'daki o Survivor'daki oyun parkurlarını falan oğlu yapıyor. Yani. Birlikte çok güzel bir ekip oldular. Çok da yetenekli bir çocuk. Aslında futbolcuydu ama demek ki artık böyle devam ediyor. Demiş ki Oğulcan, annem evlenmemi istiyor tabii de, aşık olduğum biriyle evlenmemi istiyor. Onun oradaki mantığı çok başka. Onu ben de anlamadım, neden öyle söyledi. Aşık olduğum biriyle evlen diyor, sonra fakir biriyle evlen diyor. Fakir dediği durumu olmayan, hani her şeyi bende yaşayıp heyecanlanan biri olsun istiyor. Ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim diyor. Ya Oğulcan, Allah aşkına yani sen de fakir bir kadına da aşık olabilirsin. Tamam, annen sana aşık olma demiyor ki. Aşık ol ama hani kızın böyle işte maddi durumuna bakma. Fakir birine evlen ki o da seninle hayatı yaşasın demiş. Bu konuda ben bir açıklama yapayım. Şimdi biz erkekler genel olarak bizim canımızı yakan kadınlarla daha çok ilişki yaşamak isteriz. Hırs oluyor bu. İnat oluyor. Sonra duyun, aşka dönüyor. Öyle mi? Kesinlikle. Ben Oğulcan'a nacizane buradan tavsiyem, büyüklerinin sözünü dinlesin. Annesi zaten böyle bir karar aldıysa, böyle bir şey söylüyorsa onun arkasında dursun. Kesinlikle çok mutlu olur, muvaffak olur ve ilişkisi daha uzun sürer. Daha uzun, ama şu şeyi anlayamadım ya. Mustafa, bana bir açar mısın? Yani canınızı yakandan kastınız ne? Ne yapmamız gerekiyor? İşkence mi yapmamız gerekiyor? Nasıl vallahi bir can yakmasıdır yani, bu? Bazıları ciddi anlamda böyle şey oluyor artık. Sosyopsikopat oluyor böyle. Sosyal medyada kız paylaşımlar yaptıkça, rahatladıkça... Ne, dur bak söyleyemiyorum, çekmedi. Acı çekmeyi sevenlere denen şey. Söyleyemiyorum. Yani cümleyi biliyorum da söyleyemedim. Dil kaslarım iyi çalışmış. Yani bayağı böyle erkeklerde böyle bir ruh var. Canımızı var, acıtsınlar. Var. Bizi sürüm sürüm süründürsünler. Telefonu açmasınlar. Ne yapsak beğenmesinler. Bunu mu aldın falan mı desinler. Ne bu inat, hırs, istek, ulaşamama isteğinin arkasından gelen bir aşk. Aslında. Aslında o bir ona hırs ve tutku an, olmuyor. Normalde aşk bitiyor yani. İşte bu zaten gerçek bir aşk olamaz. O senin bahsettiğin birazcık böyle bir hırs, bir tutku yaratma. Zaten şu anda gerçek aşk diye bir şey yok hani. Ben aşık olduğum kadınla evleneceğim. Aşk olanları da görüyoruz yani. Ne oluyor? Ya aşkın ömrü 3 yıldır diye bir şey var ya, kota koymuşlar ya. İşte ortada öyle çevre değil, faktörü değil. Var. Hı? Çevre faktörü var ortada. Evet. Yani nasıl bulacak öyle birini? Yani tabii belli olmaz bu işler de, ama tabii hani çevresinde gezdiği tozluğu yerlerde nasıl bulacak fakir birini, bir de o var yani. Evet, öyle bir durum yani, da var. İnanın çok var. Zengin kızı ama gibi işte gözüken fakir kızlarımız değiller. Da var kulüplerde, işte gittiğimiz mekanlarda, ama Ayça doğru söylüyor. Şimdi gezdiğin yerle alakalı. Sen hangi semtte geziyorsun, nasıl bir ortamda geziyorsun, ona göre insanlarla tanışıyorsun. Peki Oğulcan'ın? Yani sen gidip de işte porsiyonuna 500 lira, 400 lira verdiğin restoranlar var mesela. Onların eminin altında da vardı o restoranlardan birinde. Yani öyle bir restoranda yemek yiyip orada fakir bir kızla nasıl tanışacak? Tezatlık var. Yok, şimdi annesi böyle bir şey söylüyorsa eğer Seda Hanım, mutlaka bildiği bir şey vardır. Hakkında bir aday mı vardır mutlaka diyorsun? Mutlaka adayları falan. Bu arada milyonlar beni de vurdu. Senden bana geçen bir olay oldu bu. Neyse, şimdi onun yoksa Seda Hanım'ın vardır illaki. Çevresi, ortak arkadaşları. Şimdi Oğulcan'ın girdiği çıktığı yerlerde illaki olmayabilir genç olarak, genç bir insan olarak. Acaba bir gelin adayı var mıdır?
bence böyle bir şey istiyorsa. Ben şöyle düşünüyorum. İçinden gelen evet, duyguları söylemiştir ya. Vardır. Ben öyle düşünüyorum yani. Ama mesela Seda Sayan'ın asla Olcan'ın bir ilişkisine karışacağını düşünmüyorum. Hani istenmeyen gelinin nasıl bir şey olduğunu o da biliyor, tecrübe etmiş ve hayatı görmüş, yaşamış, tecrübeli bir kadın. Zaten oğluna öyle bir hüküm yapmaz. Bununla evlen, şununla evlenemezsin, bu kızı beğenmedim demez. Zaten hayır, aklı olan hiçbir yapmaz. Anne yapmaz bunu. Neden biliyor musunuz? Bunu yaptığınız zaman iki kişi arasında garip bir tutku, işte az önce senin bahsettiğin şey oluyor. Sinerji. Hani kopmaları gerekiyor, ayrılmaları gerek derken daha çok sıkı sıkı tutmuyorlar insanlar birbirlerine. O yüzden çok fazla bence evlatlarınızın ilişkisine burnunuzu sokmayın. Daha çok tutku yaratabiliyorsunuz onların üzerinde diye düşünüyorum.